Tekrar merhabalar. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicimizin Ramazan Bey'in Manisa'dan sorduğu soruyla yayınımıza devam edelim hocam. Katılım bankaları döviz ve altın satışı yapıyorlar diyor internet üzerinden. Bunları alımı satımı hususunda dinin görüşü nedir acaba? Katılım bankasından döviz veya altın almakta bir sakınca yoktur. Yeter ki istendiği anda dövizi veya altını kendisine teslim edebilsinler. Evet. Yani sadece kağıt üzerinde alımı satımı olmuş olsa o zaman sıkıntı olur mu hocam? Yani sadece kağıt üzerinden değil, istendiği anda kendisine dövizi veya altını teslim edebilmeleri gerekir. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela ben buradan internet üzerinden A katılım bankasından ya da B katılım bankasından işte 1000 dolar aldım döviz olarak. Bunu şubeye gittiğim anda tahsil edebilme imkanım olacak. Olmasın değil mi? Altın için de aynısı geçerli. Evet. Evet. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Hemen devam ediyorum. Oğuzhan Çimen, selamünaleyküm hocam. Namazda metni tabi hatası namazı bozar mı demiş. Tekrar eder misiniz? Namazda metni tabi hatası okurken, kıraat halindeyken metni tabi hatası namazı bozar mı demiş. Tabi namaz kılarken tecvid kurallarına riayet etmeye özen göstermemiz gerekir. Hı hı. Bazı hatalar sehiv secdesini gerektirir. Meddi tabii, meddi muttasıl, meddi lazım. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Bilerek bunları terk edersek namazımızın yeniden kılınması icap eder. Bu bakımdan tecvid kurallarına azami ölçüde riayet etmek gerekiyor. En azından bilinmesi gereken ve uygulanması gereken metler nelerdir? Onları mutlaka kişi bellemeli ve namazda uygulamalıdır. Cenab-ı Hak hatalarımızı, kusurlarımızı affetsin. Namazda istemeyerek, bilmeyerek olmuş olan bu hataların affı içinde namazımızı bitirince estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah 3 defa deriz. Ya Rabbi, arzu edilen şekilde namazımı kılamadım, biliyorum. Kusurumu itiraf ediyorum. Namazımı kabul eyle diye Allah'a yalvarmak gerekiyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bile namazlardan sonra 3 defa istiğfar ettiği hadis-i şeriflerde belirtilmektedir. Biz de istiğfar edelim. Namazlarımızın kabulünün Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim. İnşallah. İstiğfar etmeye devam edelim ama Kur'an'ın öğrenilmesi anlamında da çalışmalarımızı aksatmayalım değil mi hocam? Tabii. İnşallah. Sigortadan alınan tazminat caiz midir demiş izleyicimiz. Şimdi sigortalanmış, sigortadan çıkması gerekmiş. Neyse bir sebeple çıkmış. Kanun ona bazı tazminat hakkını vermiş ve kendisi de bu tazminatı almaya hak kazanmış ise ve bunu almasında bir sakınca yoktur. Mesela hayat sigortası yaptırdığı zaman mesela kişi vefat ediyor, varislerine hayat sigortasından doğan bir tazminat da var. Bu caiz olur mu? Yani kurallar, yani konan kurallar, sigortanın koymuş olduğu kurallar geçerlidir. Siz vefat etseniz bile sizin varislerinize bunun bedelini filan ödeyeceğiz demişlerse, bunu da imza atmışlarsa alabilirler, sakınca yoktur. Evet, teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Meryem suresini çok okuyan kimsenin çocuğu olmuyorsa olur diyorlar. Doğru mudur? Bu konuda muteber hadis kaynaklarında sahih bir hadis bilmemekteyiz. Ancak kişi dilediği sureyi okuyabilir. Meryem suresini de bu niyetle okur. Cenab-ı Hakk'a yalvarırsa umulur ki Cenab-ı Hak ona bir evlat nasip eder. İnşallah. Ama şu sureyi okuyana çocuk verilir veya şu kadar şu sureyi okuyan çocuk sahibi olur diye sahih hadis kaynaklarında bir bilgi, bir kaideye rastlanmadı. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Kastamonu'ya uzanıyoruz. Murat Bey telefon attığımızda. Alo.
Yasemin Hocam. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hocam, derim şöyle bir sorum olacaktı da, bu almış olduğumuz tavukla, yani markette satılan tavukla dinle İslam'a uygun mu? Yani yiyoruz ama burada biraz şey oluyorum, tereddütte kalıyorum yani. Anlaşıldı. Yöneltelim hocamıza inşallah. Afiyet diliyoruz. Kastamonu'ya selamlar efendim. Evet değerli hocam. Marketlerden aldığımız tavukların helal olup olmadığı hususunda net bir bilgi elde edemediğimiz zaman ne yapmamız gerekir? Ya da bu yediğimiz hayvanların helal kesim olup olmaması bizim için, yiyenler için bir önem arz eder mi? Bir Müslüman ülkede yaşayan insan bu konularda tereddüt etmesin. Veya ehli kitap olan bir ülkede yaşayan bir kimse, ehli kitabın kestiği yenir. Evet. Müslüman ülkede de, Müslüman bir ülkede de Müslümanların kesmiş olduğu hayvanın eti yenir. Acaba bu hayvanı kesen kişi Müslüman mıydı? Keserken besmeleyi kasten terk etmiş miydi, etmemiş miydi? Acaba diye böyle bir vesveseye, şüpheye gerek yok. Müslüman ülkedeki insanların, %90'ı Müslüman olan insanların hayvanı besmele ile keseceği aşikardır. Unutarak besmele çekilmemiş olsa bile caizdir yenmesi. Dolayısıyla marketlerde olan tavuk etleri, inek etleri, eti yenmesi helal olan hayvanın etlerini rahatlıkla yiyebilirler. Benim içim rahat değil diyorsa o zaman güvendiği, bildiği yerden eti alsın, evet, yesin. Tereddüde gerek yok, şüpheye gerek yok. Çünkü tavuğu keserken mutlaka her kesişte besmelenin çekilmesi şart değildir. O düğmeye basınca besmeleyi çekmesi yeterlidir. Bir anda birkaç tavuk kesilmiş, evet, olabiliyor. Bir şüphe yoktur. Rahatlıkla yesinler. Sağlıklı olup olmaması konusunda onu sahasının uzmanlarına soru versinler. Hocam oraya şöyle küçük bir tırnak parantez açıp şöyle bir şey de ilave edebilir miyiz acaba? Buyurun. Şimdi yediğimiz, içtiğimiz ürünler hususunda helal sertifikası diye bir şey çıktı. Bazı şirketler, güvenilir şirketler helal sertifikası veriyorlar. Yani bu bize yiyecek, içecek temin eden şirketler de bu sertifikaya müracaat etseler, helal sertifikalarını alsalar bizim o zaman belki yüreğimiz daha mutmain olacak. Daha iyi olur. Daha güzel olur. Tabii. Hem üreticiler için hem tüketiciler için kesin ve net bir çözüm olmuş olur. Helal sertifikalı ürünleri ben şahsen evimde tercih ediyorum. Onlardan alıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Buradan üreticilere de duyuralım. Onlar da helal sertifikası için gerekli girişimlerde bulunsunlar. Hocam İbrahim Güneş sizlere selamlarını iletmişler, muhabbetlerini iletmişler. Aleykümselam. Selamünaleyküm hocam. Arabaya kasko yaptırmak caiz midir demiş. Kasko zorunlu sigorta cinsine girmiyor. Zorunlu sigorta yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Zorunlu olmayan kasko için farklı görüş beyan eden İslam alimleri olmuşsa da Din İşleri Yüksek Kurulumuz kaskonun caiz olduğuna hükmetmiştir. Bu itibarla kişi aracını kasko yaptırmasında bir sakınca yoktur. Evet. Sadece araç için mi yoksa ev için, araba için veya bunu hani kaskonun geneline mi caiz, evet, dediniz hocam? Yani deprem sigortası diyorlar. Hı hı. Veya daha başka sigortalar yapılabilir, caizdir. Evet. Pekala, teşekkür ediyoruz. Erkan Cin selamlarını iletmişler sizlere. Evet, kişilere lakap ile hitap etmenin dini açıdan hükmü nedir? Caiz değildir. Yani kişileri hoşlanmayacağı şekilde anmaları uygun olmaz. Hitaben de kendisine hoşlanmadığı bir şekilde bir lakapla ona hitap etmesi veya gıyabında hoşlanmadığı bir lakapla onu zikretmesi, anması uygun olmaz.
Evet, teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Samet Şencan, iyi yayınlar, kolay gelsin. Değerli hocama sorar mısınız? Alkol satılan büfelerden aldığımız ekmek ve benzeri gıdalarda haram olmuş olabilir mi? Alkol kullanmak haramdır. Alkol almak, satmak, aracılığını yapmak caiz değildir. Hı hı. Ancak alkol satan bir marketten, bir büfeden veya bir mağazadan, bir dükkandan alışveriş yapmak haramdır diyemeyiz. Evet. Çünkü kişi helal bir malı alıyor. Meşru olan, alım satımı helal olan bir malı alıyor. Şu var ki Müslüman tercih edebilecek durumda ise marketinde veya büfesinde dinin yasaklamış olduğu malzemelerin bulunmadığı büfeyi tercih etmesi uygun olur, güzel olur. İki büfe var, iki market var. Birisi çok uzakta. Yakınındaki markette içki var veya daha başka dinin yasak ettiği mallar satılıyor. Hı-hı. Ama kendisi o yasak mallardan almayacak da ekmek alacak. Temel ihtiyaç, temel gıda maddelerinden helal olan şeyleri alacak. Alsa günahkar olmuş olmaz. Evet. Diyelim ki iki market var. Biri gayet ekonomik satıyor. Aynı mal diğer mağazada daha pahalı. Fakat o pahalı satan mağazasında içki yok. Kişi yine de onu öbür pahalı da olsa öbür tarafı tercih edebilir. Ama ucuzunu, daha hesaplı, daha ekonomik satanı tercih edeceğim. Ne var ki orada işte içki var veya sigara satıyor. Alsa günahkar olmuş olmaz. Ama destek olup olmama açısından da yani tercih... Eşit diyelim ki iki mağaza var, ikisi de aynı fiyata satıyor. Hı hı. Birbirine de yakın mağazalar. Ben içki satmayanı tercih edeceğim yani. Demesi iyi olur. Çünkü o vatandaş içki haramdır, satmayayım diyor. Yani. Sigara sağlığa zararlıdır, bunu satmayayım. Benim vasıtamla insanlar zehirlenmesin diyor. Fedakarlık yapıyor bazı kazançlardan. Evet. Biz de onun o fedakarlığını dikkate alarak onu destek tercih olmamış. Edersek, ona destek olursak o kardeşimiz de kazanmış olur. Şimdi, çok teşekkür ederiz. Ecdadımız hep kendisi kazansın değil de diğer komşuların da kazanmasını isterler imiş. Fatih Sultan Mehmet Han için anlatırlar. Tebdili kıyafette bulunmuş. Esnafı bir dolaşayım, bakalım evet. Durumu nasıldır diye. Bir mağazaya, bir dükkana gitmiş. 2 kilo şeker verir misiniz? Hay hay vermişler. 2 kilo da peynir, 2 kilo da pirinç almak istiyorum demiş. Demiş ki ben bugün siftahı yaptım. Komşum siftah yapmadı. Rica etsem pirinci oradan alır mısınız? Gidiyor o mağazaya, 2 kilo pirinç istiyor. O da veriyor. 1 kilo peynir almak istiyorum. O da diyor ki ben siftah yapmış oldum. Şu komşum siftah yapmadı. Öbür komşuma gider misin? Sultan Fatih bununla bu vatandaşın bu ihsar durumunu, kardeşini, diğer esnafı düşünmesini dikkate alarak diyor ki yani bu insanlarla ben değil İstanbul'u dünyayı fethederim. Elhamdülillah. Demiş. Cenab-ı Hak ecdadımıza rahmetiyle muamele amin. Eylesin. Amin. Bu Necip millete tekrar İslam'ın sancaktarlığını yapmayı nasip eylesin diyerek Kahramanmaraş'a uzanıyoruz. İsmail Bey telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Hocam bir sorum vardı. Ben şimdi mesela belediyenin yaptığı toplu konut binaları var mesela. Onlardan daire yazılacak. Hı hı. Bana diyorsun işte peşin 25 milyar. Atıyorum geri kalan 85 milyar, 80 milyar her neyse. Bunu bizi bankaya yönlendiriyor. Bankadan çektiğimiz para helal mi, haram mı? Onu bir soracaktım. Belediye aracılığıyla yapılan toplu evet. Konuttan bahsediyoruz. Evet. Yöneltelim evet. İnşallah. Toplu konut yaptırıyor. Yöneltelim. Mesela işte 25 milyar peşin vereceksin. Geri kalanını peşin verirsen işte şu fiyat. Ha, taksitle alırsan mesela 10 yıl bankaya seni yönlendiriyoruz. Biz gidip mesela bankadan para çekeceğiz. Ama üzerine faiz koyuyor. Ondan dolayı soracaktım. Yöneltelim inşallah İsmail Bey. Afiyet diliyoruz. Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Evet değerli hocam buyurun.
Şimdi benim anladığım kadarıyla diyelim ki 25 lirasını peşin alıyor. Hı hı. Sen kendin vereceksin diyor. Öbürünü de takside bağlıyor anlıyorum. Çünkü diyebilirdi ki tamamını peşin getir. Yani. Git şu bankadan al, kredi çek, bana peşin ver diyebilir. 25 lira peşin ver derken işte şu kadarını, %20'sini peşin alıyorum. Geri kalanını taksitle şu evet. aylarda ödersen fiyatı şu olur. Diyelim ki 10 seneliğine ödersen fiyatı şu kadar, 15 seneliğine şu fiyatta, 20 seneliğine şu fiyatta diye taksitlendirmiş. Hı hı. Ve taksitlerini de banka kanalıyla ilgili kuruma ulaştıracaklarsa bu alışverişte bir sakınca yok. Ancak 25 bin lirayı şimdi ver, geri kalan borcunu da git bankadan kredi çek, getir bana ver derse bankalardan faizli kredi çekmek caiz değildir. Zaruret yoksa bankalardan alınan faizli krediler de faiz kapsamındadır. Ondan uzak olmak, uzak durmak gerekir. O zaman uygulamanın nasıl yapıldığına tekrar izleyicimizin dikkat etmesi gerekiyor evet. değil mi hocam? Yani benim anladığım kadarıyla 25 peşin ver dediğine göre yani belirli bir kısmını peşin istiyor. Geri kalanını da taksitlendiriyor. Ancak banka kanalıyla ödemeleri bankayla alıyorsa. Evet, banka kanalıyla kendilerini ulaştırmış oluyorlar. Şayet bankadan kredi çek getir bana peşin olarak ver derse o zaman bankanın vermiş olduğu o faizli krediler hı-hı. faiz kapsamında olacağı için zaruri bir durum yoksa o banka faizlerinden, faizli krediden uzak durması gerekir. Evet, teşekkür ederiz. Merve Orak hanımefendi, hayırlı akşamlar demiş. Birine borç verdiğimiz takdirde geri alamıyorsak veya bu durumda borcu zekat yerine sayabilir miyiz? Hı-hı. Borç verdiğimiz kişi borcunu ödeyemeyecek durumda. Hı hı. Hakikaten mağdur, zor durumda. Zekat alabilecek durumda kişi. O zaman biz kendisine şu kadar bana borcun vardı. Ben sana bunu veriyorum. Sen bana borcunu öde. Parayı veriyor ona, zekat niyetiyle veriyor. Geri kendisine öder. Veya bir şekilde bul parayı getir der. Getirir parayı kendisine verir. O da zekat niyetiyle ona verir. Temlik olmuş olur. Bunun mutlaka işletilmesi zorunlu değildir diyen alimler olmuştur. Onların içtihadına göre birisinden alacağı olan kişi zekata müstehaksa, kendisine zekat verilebilecek kişilerden ise o şahıs evet. alacağını zekatına mahsup edebilir, zekatına sayabilir. Peki. Ve kendisine der ki senin bana ödemen gereken şu kadar para vardı. Artık o paraları ben zekatıma saydım, bana vermen gerekmiyor. Ama zekatıma saydım ifadesinden rahatsız olacaksa karşı taraftaki şahıs, bana ödemen gereken şu kadar parayı artık bana ödemeyeceksin. Der ve onu da borcundan ibra etmiş olur, onu da bilgilendirmiş olur. Peki hocam, vatandaş birine borç verdi. Borcu da geri alma imkanı yok. Neyse, zekatıma sayayım dese olur mu? Tabii. Yani bu, zekat alabilecek kişilerdense, hı. eğer kendisine zekat verilebilecek kişi değilse, hı hı. durumu iyi, varlıklı fakat vermiyor ise o zekata mahsup olmaz. Edilemez. Evet. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya uzanıyoruz. Mustafa Bey telefon attığımızda. Alo. Alo, buyurun. Dinliyoruz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim, bu katılım bankasıyla sormak isterim. Katılım bankaları kar zarar ortaklığı diyorlar. Evet. Yani o isim altında, yani vatandaşlar işte bizde faiz yoktur hasretiyle müşteri çekiyorlar. Ben bizzat bankaya sordum. Kar zarar ortaklığı, ben işte bir miktar param olursa yatırırsam, hı hı. yani o bağlamda. Banka diyor ki kar var, zarar yok. Karı da parayı yatırmadan, yani bir ay gelmeden o zaman zarfındaki kar hazinde sana söylüyor.
Yani evet. Müşteriye söylüyor. İşte diyelim 1000 lira yatırırsanız bir aylık karı bu kadardır. Bu faiz olmuyor mu? Yöneltelim inşallah Mustafa Bey. Urfa'ya selam ediyoruz. Muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet kıymetli hocam buyurun. Diyelim ben bir ağ kuruluşuyum. Siz de geldiniz bana dediniz ki ben size 1000 lira para vermek istiyorum. Çalıştırın bu parayı. Ben de olur çalıştırırım. Fakat bunun karına da zararına da ortak olacaksın derim. Siz de kabul edersiniz. Benim müessesem de kar yapıyor. Ve anlaştığımız oranda sana kar vereceğim. Evet. Zamanı gelince de ben o karı size veririm ve ana parayı da istediğiniz zaman size paranızı iade ederim. Bunda bir sakınca yok. Kar zarar ortaklığı caizdir. Bahse konu kuruluş eğer zararınız yok, zarar olmayacak burada ve ben size her ay şu kadar fazlalık vereceğim derse o kar değil de o faiz olur. Yani her ay veya her yıl ne kadar fazlalık vereceğini belirlemişse onun adı faiz olur. Evet. Yani net bir belirleme varsa bu faiz olur. Evet. Finans kurumlarının yaptıkları biz şu kadar faiz vereceğiz değil. Biz bu sizin vermiş olduğunuz parayı çalıştıracağız. Ve size bir kar vereceğiz. Yani orada belirli takribi oranda, dese mesela hocam. Takribi olarak genelde bizim müşterilerimiz yani bize gelen insanlara aylık şu kadar kar verdiğimiz oluyor. Siz de muhtemelen bu kadar kar yapabilirsiniz, yaparsınız şeklinde bir şey söylemekte bir sakınca yok. Ama kesin olarak ben 3 ay sonra, 1 sene sonra sana şu kadar fazlalık vereceğim derse, zararın da kesin olmayacak derse, o zaman bankanın yapmış olduğundan farklı bir şey yapmamış olur. Evet. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben Dost FM ve Dost TV izleyenleri ve dinleyenleri adına teşekkür ediyorum. Allah Teala sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Allah sağ razı olsun. Afiyet diliyorum. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında buluşmak duasıyla Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.